Merhabalar, Asıf Kapadya'nın 130 dakikalık Diego Maradona belgeseli hakkında konuşacağız. Mustafa Müjdat, Murat Oyu ile beraberdik filmde, beraber izledik filmi de. Öncelikle genel olarak başlayalım. Nasıl buldun belgeseli? Ben başarılı buldum doğrusu. Sonuçta yaşayan birinin belgeselini yapmakla hayatını kaybetmiş birinin belgeselini yapmak arasında bence duygu yoğunluğu olarak net bir fark var. Yani bu açıdan yaşayan birisinin, bir figürün belgeselinde bir etki yaratmak bence daha zor bir görev. Yani böyle değerlendirmek lazım. Çünkü Asif Kapadya'nın Senna belgeseli veya Amy belgeseli, ki Senna gerçekten bu alanda türünün en iyi örneklerinden birisi olarak yer edinecek. Bu anlamda daha o figürlerin ikonik durumlarını anlatan ve hayatta olmamalarından dolayı ortaya çıkmış o duygu yoğunluğunu avantaja dönüştüren hadiselerde. Sonuçta Maradona hayatta sıra dışı bir figür, sıra dışı bir karakter ama hayatta. Bu yüzden bence daha zordu o yoğunluğu hissettirmek. Ama ben 130 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sırf buradan yola çıkarak aslında belgeselin kişisel anlamda bende yarattığı etkinin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Çünkü günümüzde bu kadar uzun soluklu yapımlara odaklanmak çok kolay değil. Artık alıştık daha kısa süre içerikleri. Hap gibi böyle kısa kısa 5-10 dakika işte YouTube'da, sosyal medyada daha kısa şeyler alıştık ama 130 dakika gerçekten çok hızlı geçti. Çok hızlı geçti. Yani artık bizim de yeni nesil zaten bu kadar uzun süre odaklanamıyor içerikleri. Biz de artık alıştık senin o belirttiğin hap tarzı dinamik içeriklere. Bu açıdan 130 dakikayı soluksuz izletmesi benim açımdan çok başarılı bir belgesel olduğunu gösteriyor. Şimdi konu beyaz perde olduğu zaman mesela sinema olduğu zaman karakter değişimleri çok fazlaca işlenmişti bugüne kadar. Yani The Shining'den Aviator'a kadar yani birçok filmde karakter değişimini izledik ama orada ortada bir tabii ki tiyatral bir şeyler var. Burada gerçek hayatta bir belgesel çekiyorsunuz ve iyi adamdan, bir kahramandan bir kötü adama dönüşmesini anlatacaksınız. Ve yaptığınız tek şey, daha doğrusu yapabileceğiniz tek şey arşiv footage'lar. Yani o arşiv görüntülerini izleyip bunlardan bir kurgu yaratmak olacak. Ki 500 saate yakın bir izleme yapmış Asif Kapadya ve bunlardan bir kurgu ortaya koymuş. Bu kurgu olarak, kurguyu sen nasıl buldun? Kurgu bence şu anlamda başarılı. Şimdi Maradona'nın hayatında incelenebilecek birçok detay var. Arjantin dönemi kısa, zaten çok fazla kalmıyor Arjantin'de. Ama mesela 78 Dünya Kupası kadrosunda olamaması bir konu başlığı. Mesela bu çok bir cümlede geçiyor. Aynen öyle. Onun dışında işte hani Boca, öncesinde Argentinos Juniors, o fakir mahalleden gelişi, buralara değiniliyor ama belgeselin ana teması da orası değil. Bence Napoli kısmı Diego Maradona'nın o belgeselde de işlenen Diego ve Maradona karakterlerinin gerçek anlamda şekillendiği yer olarak bence doğru bir sekans. Yani doğru bölümü incelemiş bence burada yönetmen. Çünkü İtalya Ligi'nde Napoli'nin Maradona öncesindeki durumu ve Maradona'dan sonraki durumu, İtalyanların kente yaklaşımı ve oradaki ırkçılığın aslında ön plana çıkartılması. Ve ki hala devam ediyor kesinlikle. Bir süreç bu. Kuzey-Güney yaklaşımı İtalya'da kolay kolay bitecek bir yaklaşım değil. Bunu İtalya'ya giden herkes de aslında o kentlerin yapısından da anlayabiliyor. Orada Maradona'nın temsil ettiği figür gerçekten çok önemli, çok güzel işlenmiş. Bu arada senin belirttiğin nokta, o yeni görüntüler zaten bu belgeseli diğerlerinden farklı kılıyor. Maradona belgeselde anlatıcı ve gerçekten de ses tonu beni çok etkiledi. Çok yorgun bir ses. Yorgun, vurgulu ama gerçekten de çok vurucu cümlelerle anlatıcı durumuna geçiyor. Zaten bütün karakterler anlatıcı oluyor ama hani Maradona'nın ses tonu bir tiyatrocu gibi. Doğru bir bölümü incelemiş bence belgesel. Görüntülerin gerçekten daha önce hiç izlenmemiş ve o nadir bulunan görüntüler olması başlı başına belgeselin de avantajı. Yani dezavantajı Maradona'nın hala yaşıyor olması ise avantajı da bu kadar saat yeni görüntünün ortaya çıkması. Yani o görüntüleri dümdüz önümüze koysalar da aslında bir yerde merak edip izleyebiliriz. Ama ben müzik ve özellikle eski görüntülerdeki ses efektlerinin yenilenmiş, revize edilmiş halini çok başarılı buldum. Ondan bahsedecektim. Yani teknik anlamda gerçekten o ses, hele en başta bu Atletik Bilbao maçındaki kavga sırasındaki o kemik sesleri ya da maç sırasındaki top sesleri, kalecinin topu tutma sesi bile yani revize edilmiş, biraz tabii arttırılmış yapay olarak ama gerçekten çok farklı bir his veriyor filmde. Teknik anlamda bu artısı öne çıkıyor bence filmin. Sence Maradona'nın hayatındaki en can alıcı dilim
Hangisi? Yani bu belgeseli izlemeden önce sen ne izlemeyi umuyordun? Hı-hı. Neyi buldun mesela? Yani zaten konuyu biliyorduk. Bir kahramandan bir kötü adama dönüş şey kısmını biliyorduk ama tabii bu çok büyük bir süreç. Bu tam olarak nerede oluyor, nerede bitiyor? Aslında bundan bahsedecektim. Bu tam olarak belgeselde anlatılamayan bir şey. Çünkü Capardi'nin yaptığı şey, az önce söylediğin Maradona'nın sesi vardı. Sadece sesi var ve konuşan kafa kullanmıyor hiçbir şekilde. Bu bir açıdan güzel, konuşan kafa görmemek. Çünkü televizyonda sürekli konuşan kafalar görüyoruz artık hani. Ve bir yandan da çok zor. Ve bu zorluğun altından belki bu film üzerinde ben kalkamamış diyebilirim. Çünkü o mafya olan ilişkisi, işte o yasaklı maddeyi kullanması, keyif verici maddeyi kullanmaya geçen süreç tam olarak anlatılamamış. Çünkü hani belki o çağdan tam bir görüntü yok ortada. Çünkü birkaç fotoğrafla geçiştirilen ve sadece bir yerde bir video görüntüsü vardı o konuda. Yani dediğim gibi burada zorlanmış. Ben burasını merak ediyordum. Nasıl Maradona buradan buraya geldi? Acaba o mafya ilişkileri mi bunu ona zorladı? Veya mafya ilişkilerinden zevk alıyor muydu? Keyif alıyor muydu yani? O gidip orada gerçekten eğlenerek mi orada? Yoksa bir kere kolunu kaptırdı, bir daha alamadı mı? Buralar çok eksik kaldı. Ben buraları görmek istiyordum. Bunu göremedim açıkçası. Bu konuyu aslında biraz şu şekilde değerlendiriyor. Yani mafya ile olan ilişkisi şehirde. Zaten Maradona popüler olmaya, zaten popüler geldi ama başarılı olup takımı da belirli bir yere sürüklemeye başladığı an mafya onu sahipleniyor. Ve burada aslında Maradona'nın yapabileceği başka bir seçenek de yok. Çünkü mafya şehirde çok etkin ve mafyanın genel o dönem İtalya'da işleyiş biçimi bu. Yani bu figürler üzerinden de zaten bir nasıl diyeyim, bir ortaklık yaratıyorlar. Ve zaten genel yaklaşımı da bu olur. Şehrin en popüler ismini yanında bulundurmak. Ama orada zaten hani bol bol spoiler vererek anlatıyoruz. Zaten bu içeriği yayınlamadan önce de o uyarıyı verelim. Yani izlemeyenler için epeyce spoiler içeriyor bu anlattıklarımız. Aynen. Yani orada yanında gözükmeye başladıkları an aslında zaten belgeselde de anlatılıyor bu. Kolunuzu bir kere kaptırdığınız zaman yani onların bir malı oluyorsunuz amiyane tabirle. Bu şekilde. Ama Maradona gibi public bir figür. Yani düşünsene televizyonlardasın ve Napoli'yi taşımışsın bir yerlere. Arjantin'e dünya şampiyonu oluyorsun. Bundan normal insan gibi etkilenmemesi gerekiyor. Yani eğer orada olmaya niyeti yoksa bir şekilde hani ailesini başka şehre taşısın. İşte atıyorum başka şeyler yapabilir. Hatta o durumda olmadan bilemeyiz hiçbir zaman da. Public figürü etkilemek daha zor olmalı. Şimdi Maradona Napoli kentinde zaten bunu başarması bu hikayeyi sıra dışı yapıyor. Şimdi Monaco'ya gitseydi... Bir de o hikaye var. Niye Napoli mesela? Yani... O ayrı başlı başına bir hikaye. Şimdi Barcelona'da hayal kırıklığı yaratıyor ve Napoli ona bir teklifle geliyor. Evet. Hatta kendisi de anlatıyor. Ben işte villa istedim, apartman dairesi verdiler. Ferrari istedim, Fiat verdiler şeklinde. Yani o dönemde Maradona'ya o teklifi sunacak başka bir kulüp yok. Bunu anlıyoruz. Çünkü Barcelona'dan gerçekten hayal kırıklığı yaratan, o kadar önemli bir kontratla, beklentili hayal kırıklığı yaratan bir performans. Ama yaşı daha küçük aslında orada. Yani Napoli'ye geldiğinde 25 yaşında 24, bir oyuncu. 25, evet. Ama o dönem futbol oynama yaşı hani 30'da artık futbolcunun kariyeri sona eriyor gibi bir algı oluşuyor. Hani bunu düşündüğümüz zaman Barcelona'daki hayal kırıklığı sonrası ona sahip çıkan başka bir seçenek yok. Aslında enteresan bir tercih ve bence kendisi de tam olarak nereye geldiğini bilmiyor. Zaten bunu da anlatıyor. Fikri yok. İtalya'ya dair, Napoli kentine dair fikri yok. Biraz ezbere hani iyi teklif geldi, gideyim şeklinde bir hamle oluyor ve karşılaştığı manzara hem şehrin İtalya içerisindeki yapısı hem şehrin kendi yapısı Maradona'nın da beklentilerin dışında bir durum sunuyor, bir tablo sunuyor. Bence takımdan ayrılmaya başlamak istemesi de hem takımı lig şampiyonluğuna ulaştırıyor hem işte Dünya Kupası'nda başarıyı elde etmiş bir doygunlukla birlikte şehrin ona aşırı ilgisi de onu başka psikolojiye itiyor. Yani çok o aşırı bunaltıcı ilgiden de kaçmak istiyor. Sıkılıyor ve kaçmak istiyor. Ama başkan ondan vazgeçmiyor. Hı-hı. İşte o süreçte bence yani sen belki daha net anlatılmasını bekliyordun. Geçiyor. Evet, orada artık dediğin gibi Dark Side'a geçiyor. Orada artık futbol ve şehrin o tatmin duygusunu bir kenara bırakıp kendi hayatının karanlık noktalarına geçiş başlıyor. Ya yani bence Napoli dönemi hem İtalya'nın o dönemki futbol yapısı hem gerçekten bir futbolcunun bir şehrin kaderini nasıl değiştirdiğine tanıklık etmemiz hem de o şöhreti yönetmenin de ne kadar zor olduğunu ve bugün Ronaldo'nun, Messi'nin başardığının aslında görünenden çok daha fazlası olduğunu veya günümüz futbolcularının bu konuda daha bilinçli olduğunu
gösteriyor. Bilmiyorum, geçmişte bunu diğer spor branşlarında da örnekleyebiliriz. Geçmişte şöhreti yönetmek belki oyuncular için, sporcular için daha kolay değildi. Tabii yani şimdi teniste örnek verelim. Hani McEnroe bir karaktere bürünüyordu. Korta iniyordu ve kendini kötü adam olarak gösteriyordu. Belki öyle değildi ama öyle gösteriyordu. Ilya Nastase çapkın bir adam olarak gösteriyordu kendini. Yon Triac öyle bir adam olarak gösteriyordu. Bu tabii ki medya ile başa çıkmanın bir yolu olabilir. Veya medyaya daha çok ilgi çekip belki ilgiyi başka taraflara, kendi hayatından başka taraflara çekme sebebi veya yolu olabilir. Yani ben bu belgeselde tam olarak o 80'lerin kafa karışıklığı ve Maradona üzerindeki o yoğun ilginin bir oyuncuyu nasıl bunalıma, o şöhret bunalımına itebildiğini gördük. Yani bunun rock dünyasında da müzik dünyasında da birçok örneği var. O aşırı ilginin nasıl insanları depresyona sürüklediğini, intihara sürüklediğinin örnekleri var. Maradona da bence aynı o 27 yaş krizine giriyor. Benzer, tıpkı Amy'de olduğu gibi, geçmişte işte Kurt Cobain'de olduğu gibi. O 27 yaş sendromuna giriyor, intihar etmiyor ama kendisini bir bağımlılığın pençesine atıyor. Bir şekilde de öldürüyor ama kendini yani. Yani evet. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Çok Duman'ın şarkı sözü var ya, öyle bir şey oluyor ama yani. Dramatik bir öykü. Görüntüler muazzam. Gerçekten izlerken insan izlemeye doyamıyor. Yani başardığı şey inanılmaz. Yani UEFA Kupası kazanıyor Napoli. Hani bu bence biraz az görülmüş. Evet. Sadece finalden ibaret. Hatta orada Ciro Ferrara, hani golü atıyor, kentin çocuğu, Napoli'de doğmuş büyümüş bir kentin çocuğu ve Maradona da bu kupayı en çok o hak etti diye arkadaşını mesela onurlandırıyor. Takımdaki en yakın arkadaşı da o sanırım. Evet, zaten bu sonunda da söylüyor. Bağımlılık işleri çıktığı zaman da Ferrari ona çok sahip çıkıyor Maradona'ya. Mesela şey konusunda biraz odaklanılmamış. İşte 94 Dünya Kupası, tam işte Yunanistan'a attığı gol, sonrası tekrar o maddenin kanında çıkması. Çok kısa geçilmiş orası da. Hani Barcelona dönemi ve sonrasındaki o tamamen tükeniş kısa geçilmiş. Ama bence de gerçekten Maradona'yı kesinlikle anlatan durum o Napoli kariyeri. Bilmiyorum sen şu konuda ne düşünüyorsun? Ben açıkçası İtalya 90 sırasında Napoli kentinde oynanan Arjantin-İtalya maçında kentin büyük oranda Maradona'yı desteklerini duymuştuk ve düşünüyorduk. Bu belgeselin benim için en şaşırtıcı noktası, çıkışta diğer arkadaşlarla da bunu konuştuk. Belgeselden edindiğim izlenim, İtalya halkı İtalya-Arjantin maçından sonra Maradona'ya sırt çeviriyor. Ve başta Napoli'de yaşayan İtalyanlar. Bu bana biraz paradoks geldi. Orasını tam olarak anlayamadım. Orası ben de şaşırdım ilk duyduğumda, orada izlediğimde. Hatta öncesinden biraz başlıyor. Yani çünkü bir kısım diyor ki evet ben Maradona'yı destekleyeceğim ama çoğunluk hayır, İtalya oynuyor, İtalya'yı destekleyeceğiz diyor ki tribünlerde de gördüğümüz o. Yani İtalya destekleniyor ve hani Maradona gol attığı, işte penaltıda attığı zaman şey oluyor, üzülüyorlar İtalyan seyirciler vesaire vesaire. O bir hala bir soru işareti. Yani mesela o maçtan sonra dergilerde, gazetelerde hep İtalya'da en nefret edilen figür olarak Maradona ismi karşıya çıkıyor. Şimdi tabii daha baskın medya Kuzey medyası. Zaten onların canını çok yaktı Diego Maradona. Onlar için bir fırsata dönüşmüş olabilir bu. Evet. Ama Napoli halkının verdiği izlenim o belgeselde, bilmiyorum ben mi yanlış anladım, tahmin edilenden daha az destekledikleri Maradona'yı. Bir de Arjantin İtalya'ya elinden sonra oluyor bütün bu işte olanlar. Hani polisin operasyon yapması. Hani evet. Acaba şunu merak ediyorum. Öncesinde haberleri vardı da mı dokunmuyorlardı diye bir soru insanın aklına geliyor. Ya şöyle, bence Maradona'nın canını yaktığı o kuzey kesimi bunu bir fırsata dönüştürüyor. Tüm İtalya'yı yargısanarak bu sefer. Ve aynen hani açıklarını arıyorlar ve o dönemde de Maradona çok fazla açık veriyor. O seremoni sahnesi de bence etkileyiciydi. İtalya 90 finali. Küfür etti. Statikem geçerken Napoli Maradona'nın kendisini yuvalayan, aynen İtalyanlara küfür ettiği an. Ben onu hiç o maçı tekrarını izlerken fark etmemişim. Yani çok can alıcı bir noktaydı, detaydı. Evet, yani o konu benim kafamda bir karışıklık yarattı. Sanki belgeselden edindiğim izlenim, Napoli halkı o kadar da desteklemedi Maradona'yı. Evet. Toparlayacak olursak belgeselde dediği gibi bir Diego var, bir de Maradona var deniyor ve Diego ile her yere gidersiniz ama Maradona'yı kötü adam olarak gösteriyorlar. Bunu da çok güzel olarak İngiltere maçında bir gazetecinin sözü var. İngiltere maçında attığı iki gol üstünden veriyor. Hatta şurada da burada, resmimiz var. Dur getireyim ben onu. Getir.
Yani burada kötü adam olarak gösteriyor Maradona'yı ama ikinci golde gerçekten yetenekli ve hani kahraman olarak gösteriyor. Ve bu iki Maradona'nın bir maçta birleştiği yer olarak da İngiltere maçını gösteriyor. Yani, çok güzel bir analoji olmuş bana göre. Yani. İngiltere maçını Maradona'nın tüm kariyerini özetleyen maç olarak, o 86 Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere maçını Maradona'nın tüm kariyerini özetleyen bir ve maç olarak. Şöyle bir şey olarak bunu doğrular veya doğru olduğunu söylüyorlar. Falkland Savaşı İngiltere Arjantin'in canını yaktı. Maradona da bu şekilde bir hileyle onların canını yakması kimsenin yani herkesin okey diyeceği bir şeymiş gibi gösteriliyor. Yalnız o dönemin İtalya Ligi maçlarındaki görüntüler gerçekten izlerken muazzam. Maradona'ya yapılan sert fauller yani o dönemin futbolunu da biraz daha anlamamızı sağlıyor. Efektlerle de iyice vurucu hale geliyor. Hı hı. Yani o kadar sert müdahaleler var ki Maradona'ya her birinde ayağa kalkıyor. İşte kariyerinin sonlarında bel ağrısı, spazm vesaire onlarla uğraşıyor ama ya Maradona'nın başardığı ne kadar zor bir şey olduğunu bir kez daha gözler önüne. Orada oyun stilini değiştirdiğini anlatıyor zaten. Evet. Yani oraya geldim ve çok hızlı koşamazdım, çok da teknik olamazdım. İkisinin ortası bulmalıydım. Yani şeyin dediği gibi, Bruce'un dediği gibi su gibi olması gerekiyor aslında. Yani her kabın şeklinde olması gerekiyor. O da İtalya'da bunu başarmış. Yani hani Messi mi, Maradona mı çok tartışılan bir konu. Ben Lionel Messi'ciyim. Dünya tarihinin bundan sonrası ne olur bilmez ama gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak düşünüyorum. O taraftayım. Hı hı. Ama Maradona'nın başardığını da bu belgeselde izlediğimizde yani kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Yani Maradona'nın yaptığı etki, yani Messi biraz nasıl diyeyim? Maradona organik, Messi biraz sentetik geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Bana biraz öyle geliyor. Çok daha başarılı, çok daha istikrarlı, çok daha etkili bir futbolcu. Hı hı. Ronaldo için de aynı şeyi söyleyebilirim. O biraz bunu kırmaya çalışsa da. Zaten Messi, Ronaldo'nun özelliği istikrarlı olmaları. 15 sene boyunca bunu yapmaları. Ama yani şunu mesela bir tane efsane klip vardır. Bu YouTube'da falan çok rahatlıkla bulabiliriz. Bu belgeselde yoktu. Hı hı. Hani Life is Life eşliğinde Stuttgart'ta top sektirdiği bir sekans vardır. Yani basit aslında çoğu profesyonel futbolcunun yapabileceği. Ya da Maraba Televole dedi. Yani oradaki Maradona'dan aldığım haz insanı tebessüm ettiren. Bu belgeselde de onu defalarca gördük. Eğlenceli bir tarafı var. Dans ediyor, iyi dans ediyor. Yani, kulüplere gidiyor. Maradona organik, insanın ruhuna dokunan iyi ve kötü yanları var. Ben Messi'de bunu alamıyorum mesela. Çünkü imaj hakları zamanına denk geldi Messi. Biraz da robotik olması gerekiyordu yani. O yüzden öyle olmak zorunda kaldı menajerleri vasıtasıyla. Diyeceğim başka bir şey var mı film yani, belgesel hakkında? Ben en çok duygulandığım an terk ettiği çocuğuyla tekrar buluştuğu görüntüsü. Ben orada biraz duygulandım. Bayağı hani, spoiler verdik bu arada. Bayağı spoiler verdik. Şimdi belgeseli izlemeyenler çok fazla bizi kulaklarımızı çınlatacak. Benim için en duygulan orasıydı. Bilmiyorum senin için. Ya, duygusal anlar vardı evet. Ben orada pek duygulanmadım ama genel olarak bana verdiği 80 nostaljisi zaten güzel. Tam benim doğduğum sene gidiyor. O seneki görüntülerle başlıyor arabanın içinde. Ben genel olarak beğendim ama bir Senna değil, sen dedin ölmesi mi gerekiyor illa ama aslında bu duygu ölmeden de verilebilir. Senna olmasa da güzel bir belgesel, iyi kotarılmış bir iş. Evet, vallahi gerçekten izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Fabula filmciliğe de teşekkür çok ediyoruz. Bizleri galaya çağırdı, birçok arkadaşımızla birlikte izledik. Sevgili Enginer Yiğit'e de ben buradan kişisel olarak teşekkürümü iletiyorum. O davet etti tüm TV Spor ekibini. Zaten film ekiminde yayınlanacak. Evet, yayınlanıyor. Öyle zannediyorum gişede de... HBO dağıttım bilmiyorum ama. Evet yani öyle bir ihtimal vardı. Yani kaçırmayın diyoruz. Gerçekten de Asif Kapadia'nın Diego Maradona belgeseli kesinlikle izlenmesi gereken bir yapı. Maradona.